İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk, usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. Şu zarf, siz de oy kullandınız. Bu zarfa 4 tane oy attınız, doğru mu? Doğru. 4 tane oy attınız. Evet. Belediye meclis üyeliği. Bu pırıl pırıl. Evet. Hiç sorun yok. Başka, bu muhtar. Bunda evet. da sorun yok. Bu da pırıl pırıl. Koyuyoruz. Aynı zarfta bu oylar. Aynı zarfta. Sonra ilçe belediye başkanlığı. Bunda da hiçbir sorun yok. Ne güzel ya. Bu da pırıl pırıl. Her şey harika. Ama sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Niye? Çünkü ilçe belediye başkanlıklarında 25'ini sen kazandın ya. Her şey güzel. Muhtar zaten hani ona da müdahale evet. etmek isterler de. Hani oraya kadar şimdilik mı? Bak yaparlar. Belediye meclis üyeliği orada da çoğunluk yok. Orada da sorun yok. Ekrem İmamoğlu kazandı diye burası şaibeli. Burada yolsuzluk var. Burada şu var, bu var. Yani ben kurdukları cümleleri ben kurmayı burada kendime edepsizlik kabul ediyorum. Peki bu vicdana uygun mu sizce? Vicdana uygun olur mu? Peki ne yaptınız? Başladınız sorgulamaya. Atlamayayım diye tek tek. Evet. 39 ilçedeki geçersiz oylar sayılsın, biz buradan seçimi kazanacağız dediler. Bize burada yanlış yapıldı dediler. Bakın o daha ilk şeyde sandık kurulları kafada yok. Zihinde yok. Hani diyor ya bir şeyler oldu ama ne oldu, ne oldu biz de bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yaptı ama birileri yaptı. Düşünebiliyor musunuz? Ali İhsan Bey'in sözü. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Komedi gibi. Trajikomik bir durum. Onun için ben öyle bir belediye başkanı değilim. Bakın 39 ilçede geçersiz oylar sayıldı. 6 ilçede oyların tamamı sayıldı. Gene Ekrem İmamoğlu. Yetinmediler. Dediler ki bir sondaj yapalım. 57 sandık seçildi 39 ilçede. Onların tamamı sayıldı. Yine oradan bir geçerli bir veri elde edemediler. Çünkü oy değişmedi. Ondan sonra Büyükçekmece Maltepe üzerinden bir operasyon yapmaya çalıştılar. Evet. Büyükçekmece'de savcısı devreye sokuldu, polisi devreye sokuldu. Orada da bir şey bulamadılar. Ondan sonra yetinmediler. 41.200 kısıtlı seçmen üzerinden. Bak hala Fatih Bey, hala sandık kurulları yok ortada. Yok. 41.200 seçmen üzerinden, kısıtlı seçmen üzerinden ona da bakalım dediler. Baktılar ki orada 776 kişi oy kullanmış. Onun da tesiri yok. Bu arada 776 kişinin de kime oy verdiği belli değil yani. Onu da bilmiyoruz. Tabii ki, tabii ki. O da yok. En son bir dakika dediler. Ya. Bir başvuru daha bir yaptım. De sandık kurulu yerine bakalım. Onu kim akıl etti? Onlar mı akıl atmıştır? Yoksa dedikodu falan vardı. HSK'dan da bilgiler gittiği yönde iddialar vardı. Bilmiyoruz. Ben Allah'a havale ettiğim o 7 üyenin ne yaptığını, nasıl bir bilgi akıttığını bilemiyorum. Yani onları Allah'a niye havale ediyorum biliyor musunuz? Türkiye'deki şu anki hukuk sistemi onların cevabını veremeyeceği için. Bir, biz sandıkta cevabını vereceğiz yine. İki, Allah'a havale ediyorum. Allah'a şu güzel mübarek Ramazan ayında Allah'a havale ediyorum. YSK üyesi YSK üyesini evet. Allah'a havale ediyorum. Evet. Peki sandık kurullarını çıkarttınız ortaya. Evet. Sandık kurullarında neymiş? Memur yerine bankalardan evet. memur olmayan üyeler istenmiş. Kamu görevlisi. Vay be, ilk defa. Fatih Bey ilk defa. Hiç olmamış bu. Mümkün mü? Değil. Dönelim 16 Nisan'da var. 24 Haziran'da var. Hatta aynı üyeler var. Ben buradan çağrı yapıyorum. 24 Haziran'da evet. görev alan, o banka memuru olan arkadaşlar. Ve bu seçimde beni bulsunlar. Ben onlarla buluşacağım. Ben onlarla buluşacağım. Onlara kurulan o laflar var ya, söylenen laflar. Yani ne diyeyim, onlar sahtekar, yolsuz. Üzülüyorum ya. Bu vatandaşımı siz davet etmişsiniz. Bulmuşsunuz, koymuşsunuz oraya. Daha acısını söyleyeyim mi size? Kaç sandık? 212 sandıkta. 212 sandıkta sandık kurulu üyeleriyle ilgili şaibe üzerinden karar veriyorsunuz. Kararı da nasıl veriyorsunuz? Tam kanunsuzluk üzerinden vermiyorsunuz. Yapamazsınız. Niye? Zaten. 24 Niye? Haziran'a da gider çünkü. O zaman onu bırakın. Bütün ilçelere gider. Bütün ilçelerle ilgili sonuna yani gider. Yani şu mu? Tek hedef Ekrem İmamoğlu'nu o koltuktan indirmek. Kesinlikle.
Ya Fatih Bey, şu zarftan çıkarttım bu oyları. Hadi Hodri meydan, bütün ilçeleri iptal edin. Girer misiniz bütün ilçeleri? Tabii ki gireriz. Bütün ilçeleri iptal edin. Bütün meclis üyelerini iptal edin. Niye? Cesaretiniz yok. Ha, Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir'i kazanması dokunmuş olabilir. Bazı hedeflerinden sapmış olabilirler. Ama benim derdim Ekrem İmamoğlu değil ki. Benim derdim memleketin demokrasi yolculuğu. Peki. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Daha acısı. 212 sandıkta kaç sandık, kaç kişi var? 70 bin civarında oy var. 70 evet. bin. Evet. 55 bin civarında sayısıyla oy kullandığını düşünelim. Ha, ne olması lazım? Burada yolsuzluk var ya. Bu benim dostlarım, hemşerilerim, o güzel insanlar, yazık ediyorlar bu arada. Hı hı. Yani onları yolsuz diye suçluyorlar. Hı hı. Bankalar bu arada yazı yazdı, biliyorsunuz. Bizden her seçimde istediniz. İsterlerdi. İlk defa değil ki bu. Peki. Bu seçim, o zaman şöyle bir şey olması lazım. O sandıklardan çıkan oylar Fatih Bey şöyle olmalı. Ekrem İmamoğlu %90. Evet. Yani işte rakibimiz %10 bildiğimiz veya %80. İktidar sonucu partisi. Söyleyeyim mi size? Sonucu söyleyeyim lütfen. Size yanlış söylemeyeyim. Tam oy oranıyla söyleyeyim. Lütfen. %50,5 rakibimizin oyu, %47 Ekrem İmamoğlu. Haydi bakalım. O sayılan sandıktan, haydi 200 bakalım. Küsur sandıktan diyor. Uydurdunuz be. Uydurdunuz. Neyi uydurdular? Uydurdunuz. Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmasın, belki bir dahaki seçimde kazanırız diye uydurdunuz. Hukuksuz. Peki. Kul hakkı yediniz. Bakın Ramazan ayında kul hakkı yediniz. Ben o 7 insanın yakasında 82 milyon insanın eli olduğunu düşünüyorum. Bir virgül koyun. O dünkü dün akşamdaki konuşmadan kul hakkı haberi vardı. Dün akşam çünkü Ekrem İmamoğlu, sevgili izleyenler, Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde bir konuşma yaptı. Akşam gece saat 10.30 civarları. Yani tarihi bir konuşmaydı. Gerçi benim kendi şahsi görüşüm tarihi bir konuşmaydı. Gelecekte de epey bir alıntı yapılacak. Orada yine vicdandan bahsetti ve kul hakkından bahsetti. Bizim İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Yargıyı tehdit eden insanları bu mübarek Ramazan ayında Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Ramazan ayı kul hakkı yememe ayı. Kul hakkı yememe ayı. Biz bu ülkede kul hakkı yensin istemiyoruz. Nereden baksanız aslında çelişkilerle dolu bir karara imza attılar. Hukuken de. Ha, bunun altından nasıl kalkacaklar? İleride kalkabilirler mi? Yürekleri gerçekten, vicdanları nasıldır şu anda bilmiyorum. Ama sonundaki ünleme dikkat ediniz lütfen. Nereden baksan çelişkili.